Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kazanım kavramı testi 7, 9. sınıf. TYT konusu olan atom ve periyodik sistem 4 testini beraber çözeceğiz. Birinci soru. Periyodik sistemde X, Y, Z, T ve L elementlerinin yerleri gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? T'nin elektronegatifliği en fazladır denilmiş. T, 7A grubunda ve elektronegatiflik sağ ve yukarı doğru artacağı için T'nin elektronegatifliği en fazladır. L, sağda olmasına rağmen 8A grubu, 8A grubunun elektronegatifliği yok kabul edilir. L'nin birinci yoldaşı enerjisi en büyüktür. L 8A grubu olduğu için 8A'nın iyonlaşma enerjisi en büyüktür. Üçüncü periyotta yer alan elementlerin atom yarıçapları denilmiş. Üçüncü periyotta X, Z, T beraber bulunuyor. Çap nereye doğru artıyor? Çap sola doğru arttığı için X'in en büyük olması gerekiyor. Burada T'nin en büyük olarak yazılmış. Cevap Ceyhan'dır. X'in elektron verme isteği en fazladır. Neden? Çünkü X metaldir ve elektron verme isteği sola doğru artacaktır. Doğrudur. Y'nin atom numarası L'den küçüktür. Aynı periyotta arkadaşlar atom numarası sola doğru küçülür, sağa doğru artar. O zaman Y'nin atom numarası L'den küçüktür. Cevabımız Ceyhan. İkinci soru. Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe niceliklerden hangileri genellikle azalır? Soldan sağa doğru. Metalik aktifliğe bakıyoruz. Metalik aktiflik arkadaşlar sola doğru artar. O zaman sağa doğru azalmış olur. Birinci öncül doğrudur. Elektronegatiflik arkadaşlar sağa doğru artar. Sola doğru azalmış olur. O zaman bu ifade olmaz. Atom yarıçapı aynı periyotta sola doğru artar. O zaman sağa doğru azalmış olur. 1 ve 3 cevabımız Denizli. Üçüncü soru. X, Y, Z, T elementlerinin birinci yoldaşma enerjilerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen elektron dağılımlarını yapalım. X12'ye 2, 8, 2 şeklinde açılır. Y13, 2, 8, 3'tür. Z15, 2, 8, 5, T20, 2, 8, 8, 2. Birinci yoldaşma enerjisi için arkadaşlar şunu biliyoruz. Bunları yerleştirdiğim zaman periyodik cetvelde 2A grubunda X, Y3A grubunda, Z5A grubunda arkadaşlar son katmandaki elektronlar T2A grubunda. Periyodik cetveldeki bunların yerleri X, Y, Z, 2A, 3A, Z'ninki 5A, T'de daha alt periyotta, 4. periyotta olacak ve alt tarafta olacak arkadaşlar. Birinci yoldaşma enerjilerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı arkadaşlar. Baktığımız zaman birinci yoldaşma enerjisi nereye doğru artar? Sağa doğru ve yukarı doğru artar. Burada en büyük Z'dir. En büyük Z olan arkadaşlar A veya Denizli şıkkında vardır. Peki X mi büyük, Y mi büyük? Baktığımız zaman arkadaşlar 2A ile 3A yer değiştirirdi. Normalde 3A'nın büyük olması gerekirken 2A büyük olur. Dolayısıyla Z'den sonra büyük olan X olur. Arkadaşlar daha sonrasında büyük olan Y'dir. T'de en küçüktür. Arkadaşlar bunun baktığımız zaman zaten iyonlaşma enerjisi yukarı doğru arttığı için X'in daha büyük olduğunu T'den görebiliriz ve dolayısıyla cevabımız Adana olur. Dördüncü soru. Periyodik sistemde aynı grupta elektron ilgisinin azaldığı yönde hangileri artar denilmiş. Elektron ilgisi aynı grupta elektron ilgisi
nereye doğru azalacaktır arkadaşlar? Aşağıya doğru azalacaktır. O zaman iyonlaşma enerjisi aşağıya doğru artmaz, aşağıya doğru azalır. O zaman birinci ifade yanlış. Atom yarıçapı, atom yarıçapı aşağı doğru arkadaşlar ne yapardı? Artardı. O zaman elektron ilgisi aşağı doğru azalırken atom yarıçapı artar ve bu ifade doğrudur. Metalik aktifler, metalik aktiflik de arkadaşlar aşağı doğru artar. Elektron ilgisi aşağı doğru azalıyor ama metalik aktiflik artıyor. Böyle bir genelleme yapabiliriz. Dolayısıyla 2 ve 3 doğrudur. Cevap Denizli. Beşinci soruya bakıyoruz. Periyodik sistem için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aynı grupta yukarıdan aşağı doğru inildikçe iyonlaşma enerjisi azalır denilmiş. Doğrudur. Yukarıdan aşağı doğru inildikçe iyonlaşma enerjisi azalır arkadaşlar. 1A ve 2A grubunun tamamı metaldir denilmiş. 1A grubunda arkadaşlar hidrojen ametaldir. Öyleyse tamam metal ifadesi yanlış olur. Ve cevabımız Bursa. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe ametalik özellik artar. Ametalik özellik sağa doğru artar. Doğrudur. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı azalır. Soy gazlar 8A grubu elementleridir. Cevabımız Bursa olur. 6. sorumuza bakalım. Periyodik sistemden alınan bir kesitte yerleri verilen X, Y, Z elementlerinden X'in ametal olduğu bilinmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur sorusu. Kesinlikle sorusu arkadaşlar biraz daha detay düşünmemiz gerekiyor. X kararlı bileşiklerinde -2 değerlik alır denilmiş. Ametal olduğu biliniyor X'in. O zaman -2 yük alabilir ve 6A grubundadır. Peki kesinlikle doğru mudur? Bu kaç A grubunda olabilir? Belki de -3 olacaktı. 5A grubunda olacaktı. Onun için kesinliği yoktur. Ametal özellik Y büyük Z denilmiş. Sağ tarafta olduğu için Y'nin ametalik özelliği daha fazladır. Ama soy gaz da olabilir. Onun için B şık olmaz. Y'nin son yörüngesinde 8 elektron vardır. 8A değil belki de 7A grubu. Bilemiyoruz. Onun için o da olmaz arkadaşlar. Elektron ilgisi Y büyüktür, X büyüktür, Z denilmiş. Elektron ilgisi sağa doğru artar. Fakat soy gaz olursa soy gazların yok kabul edilir. Dolayısıyla D şıkkı da olmaz. Atom numarası Z büyük, Y büyük, X denilmiş. Atom numarası arkadaşlar sağa doğru ve aşağı doğru artar. Ama periyodu büyük olan da en fazladır. Z de en büyük olur. Y'nin periyodu X'ten daha büyük olduğu için ve daha sağda olduğu için Y'nin büyüktür. X'tir, Z'ye X şeklindedir. Bu kesinlikle doğrudur. Cevabımız Edirne. 7. sorumuzdan devam edelim arkadaşlar. Periyodik sistemin genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki etkinlikte ifadelerin önünde doğru ise tik, yanlış ise çarpı işaretleri konulacaktır. Buna göre etkinliği hatasız tamamlayan bir öğrencinin cevapları aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Bir periyotta soldan sağa doğru ametalik özellik artar. Ametaller sağ tarafta olduğu için böyle bir genelleme yapabiliriz. Artar doğrudur. Bir grupta yukarıdan aşağı doğru iyonlaşma enerjisi azalır denilmiş. Yukarıdan aşağı doğru inildikçe arkadaşlar iyonlaşma enerjisi azalır. Bu da doğrudur. Bir grupta yukarıdan aşağı doğru elektron ilgisi artar denilmiş. Yukarıdan aşağı doğru elektron ilgisi artmaz arkadaşlar, azalır. Dolayısıyla bu çarpı olacak. Cevabımız Adana'dır. 8. soruya bakıyoruz. Bir iyonlaşma enerjisi atom numarası grafiği verilmiş bize. İkinci periyotta bulunan X, Y ve Z atomlarının iyonlaşma enerjisi atom numarası grafiği yanında verilmiştir. Bu elementlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bunları önce bir iyonlaşma enerjisini bir tekrar etmiş olalım, sıralayalım. 1A'dır arkadaşlar. Şurası 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A şeklinde sıralayabiliriz. Peki
Elektron ilgisi en büyük olan Z denilmiş. 8A grubudur Z. 8A grubunun elektron ilgisi arkadaşlar yok kabul edilir. 8A soygazlar ve dolayısıyla birinci ifade yanlış. Metalik aktifliği en büyük olan X'tir denilmiş. Arkadaşlar X 1A grubundadır. İkinci periyotta ve metaldir. Dolayısıyla metalik özellik bunların sıralaması da periyodik cetvelde böyle olduğu için X metalik aktifliği en büyük olan X'tir. Doğrudur. Yani proton sayısı 7 denilmiş. Şimdi ikinci periyot arkadaşlar kaçtan başlıyor? 3 numaradan başlıyor. Numarası 3'tür. Çünkü 3 olduğu zaman 2'ye 1 olduğundan 1A'dır. Ve dolayısıyla burası 3 numara. Şurası 4, 5, 6, 7. Dolayısıyla Y'nin atom numarası proton sayısı 7'dir. Proton sayısı atom numarasına eşittir biliyorsunuz arkadaşlar. 2 ve 3 cevabımız Denizli'dir. 9. soru. Aynı grupta oldukları bilinen X ve Y atomlarının yarıçapları X küçüktür Y şeklindedir. Buna göre hangileri doğrudur? Aynı grupta olacak bunlar arkadaşlar. Aynı grupta ve Y'nin atom yarıçapı X'ten daha büyük olacak. Ne diyebiliriz? Y daha aşağıda, X daha yukarıda diyebiliriz. Çünkü aşağı doğru aynı grupta atom yarıçapı artar. Peki Y ile X'i bu şekilde sıraladık. Buna göre hangiler doğrudur? Y'nin atom numarası X'in atom numarasından büyüktür. Atom numarası periyodik cetvelde aşağı doğru artacağı için arkadaşlar Y'nin atom numarasının daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. Y'nin birinci yoldaşım enerjisi X'in birinci yoldaşım enerjisinden büyüktür. Birinci yoldaşım enerjisi arkadaşlar yukarı doğru artacaktır. Dolayısıyla Y'nin değil X'in birinci yoldaşım enerjisi daha büyük. İkinci öncül yanlıştır. X ve Y'nin diyerek elektron sayıları aynıdır denilmiş. Aynı grupta olanların arkadaşlar diğer elektron sayıları aynı kabul edebiliyoruz. Soygazlarda istisnamız vardı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C yandır. 10. soru. Aynı grupta bulunan X, Y, Z elementleriyle ilgili buna göre X, Y, Z elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? X elementinin birinci yoldaşım enerjisi Z'nin birinci yoldaşım enerjisinden büyüktür denilmiş. Yine aynı grupta olacak arkadaşlar. X'in iyonlaşma enerjisi daha büyük olacak. İyonlaşma enerjisi büyük olan daha yukarıdadır. O zaman Z daha aşağıdadır. Atom yarıçapı en büyük olan demiş. Çap arkadaşlar aşağı doğru artacağı için Y'nin en altta olması gerekiyor. O zaman Y de en alttadır. Bu şekilde sıralanmış hangi şıkta var arkadaşlar? Edirne. Cevabımız Edirne'dir. 11. sorumuz. Aşağıda verilen tanecikten hangisinden bir elektron koparmak için gereken enerji en fazladır denilmiş. Elektron sayılarına bakalım bunların arkadaşlar. Burası 10, 10, 10, 10. Burası 18. Şimdi A, B, C ve D şıklarına baktığımız zaman elektron sayıları aynı. Peki elektron sayıları aynı olduğunda protonu büyük olan alüminyumda yani 13'e 10 dediğimiz zaman proton sayısı en büyük alüminyumda var. Ve dolayısıyla elektronu daha iyi çekeceğinden dolayı proton elektron çekmelerinden proton elektronu daha iyi çekeceği için bunun elektron vermesi elektron koparmak arkadaşlar zor olur. Elektron koparmak zor olduğu için A, B, C, D şıklarından cevap B olur. Peki E şıkkına baktığımız zaman E ile A'yı kıyasladığımız zaman bunlar aynı grup elementi. Aynı zamanda bunun katmanı daha fazla ve dolayısıyla A'nın iyonlaşma enerjisi daha büyüktür. Dolayısıyla E'yi direkt elemiş olacağız. Diğerlerini de elediğimiz için cevabımız Bursa olur. 12. ve bu testinizin arkadaşlar son sorusu. Periyodik cetvel verilmiş. Periyodik sistem üzerinde gösterilen bazı özellikler ok yönünde genellikle artmaktadır. Buna göre bu özellikler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir denilmiş. Birinciye bakalım. Ok yönünde artacak. Atom yarıçapı aşağı doğru arttığı için A şıkkını eledik. Metalik özellik aşağı doğru arttığı için olmaz. Atom yarıçapını elemiştik.
Elektron ilgisi veya elektronegatiflik olabilir. Şunlar doğru. İkiye baktığımız zaman çap ve elektron ilgisine bakalım arkadaşlar. Sağ tarafa doğru atom yarıçapı azalır. Çap azalır. Ama burada artarı arıyoruz. O zaman bu da elendi. Cevabımız Edirne'dir. Zaten metalik özellik arkadaşlar sola, metaller sol tarafta biliyorsunuz. Sola ve aşağı doğru artar. Cevabımız Edirne olur. Hoşçakalın.